buluşumuz bu. Ve bu buluşumuz sadece testosteron hormonunun yaptığı genital mekanizmanın bir bilinen mekanizma vardı zaten. Testosteron hormonu girer hücrede saçı döker ama nasıl döker? İşte bu basamakları da keşfettik. Aslında siz şöyle yapıyorsunuz hocam, anlayabildiğim, eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin. Yani biraz önce dediniz ki oradaki hücreleri ölüyor, uyutuyor. Ölmüyor. Uyuyor evet. Ve bu çözümle uyandırıyoruz evet. Onları. G0 fazında tembellik eden, uyuyan hücrelere biz diyoruz ki siz canlısınız, siz yeteneklisiniz. Size biz testosteron hormonunun baskısından kurtardığımız zaman çalışacaksınız. Evet. Ve biz diyoruz ki sizin testosteronunuzu hücre içine girdirmeyeceğiz. Onu başardık biz. Testosteronu içine girdirmediğimiz zaman neler oluyor? Neler oluyor? Bir kere hücre kendiliğinden şöyle bir çalışmaya başlıyor. Şimdi bu korunmuş bir kök diyelim. Evet. Testosteron hormonu geliyor, hücre içine giremiyor. Giremeyince ne oluyor? Hücre kendi mecrasında kendini buluyor. Ve kendi saçını yapmaya başlıyor, üretmeye başlıyor. Aynı zamanda damar yapılanmasını da artıran proteinleri sentezletiyor. Medyatörleri sentezletiyor. Ve saç kökle kök damarla buluşuyor ve saç üretmeye başlıyor. Ama biz bunu neyle güçlendiriyoruz? Neyle? Ağızdan verdiğimiz saç kökünü uyaran hair growth promoter dediğimiz saç köküne sen çalış hadi aslanım dedirtecek tamamen antioksidan, tamamen antikanserojen, tamamen anti-aging bitkisel ekstraklarla desteklenmiş esansiyel amino asit, protein ve vitaminleri veriyoruz. Hocam yani şimdi izleyicilerimizin anlayacağı bir saç anlatırsa için gerekli maddeleri ağızdan veriyoruz. Evet. Hormonlarını topikal olarak buradan baskılıyoruz derine. Dolayısıyla saç gürlüyor. Nasıl evet. gürlüyor? Saçın gürlemesi şöyle oluyor. Son dökülen saç zaten şu saç dökülmüşse bu kök taze zaten. Hazır. Evet. Sizin verdiğiniz takviyelerle gerek serumumuzla olsun gerek şampuanımızla gerekse ağızdan verdiğimiz tabletle bu ne oluyor? Kendini toparlıyor ve hemen anında daha saç kanaldayken kökten ayrılan saç 3 ay kalır. Bunu duyması lazım insanların. Kanalda 3 ay takılı kalır. Bugün elimize gelen saç 3 ay önce kökten ayrılmış, kurumuş, sararmış yaprak gibidir. Bunu bilmesi lazım insanların ki saçı bugün düşüyor diye saçım düşmesi, dökülmesi arttı demesinler. İşte bu saçın daha kanaldayken yerine yenisi yapılır. Yenisi yapılırken üstteki kanaldaki tek bir saç olduğu için onu itekler. O zaman hocam daha saç dökülmesi tam olmadan yani yerleşmeden bizim bunları kullanmamız kullanmakta lazım. Kullanmakta fayda var ama önlem dökülmüşse almak. De evet. önlem almak dökülmüşse adına. De faydalı. Çünkü dökülenlerin yerini yenisi yapıyor. Ama ne farkla? Dökülen bir saç teli şöyle. Eğer artık dumura uğramış yıllar döküldüyse hem damardan uzaklaşmıştır hem de kendini bulması bir zaman alır. İşte bu zamanlar uzar. Onun içindir ki şöyle bir kural oluşturduk. Bir, saç kökleri ölmemiştir. Sadece uykudalar. Uygun formüllerle uyanır ve saç üretirler. İki, saç kökleriniz ne zaman küstüyse, ne zaman uykuya daldıysa o kadar yakınsa o kadar hızlı saç üretir. Ne kadar geride kaldıysa, 20 sene önce olduysa saç dökülmesi, sizin saçınızı yeniden yapması da 1-5-6 aya alır. Peki hocam bu anlattıklarınız tamam saçlarımız uyandı ve fışkırdı diyoruz. Evet fışkırır. Evet kalır. Fışkırır aktivasyon diyorsunuz. Dönemi geçirilmiş bireylerde ben tabii 10 binlerce insan izliyorum. 10 binlerce insan gördüm. Ve gördük ki aslında saçların dökülmesinin de bir periyodu var. Yani aktivasyon dönemi kişiye göre değişiyor. Genetik yatkınlığı olan bir bireyde. Evet. 17 yaşında dedesinin dökülmüşse onun da 17 yaşında saçının dökülme ihtimali yüksek ve başlıyor. 20'sinde duruyor evet. ama kel kalıyor. Evet. İşte bu kişinin aktivasyonu 2 sene 3 sene sonra da tamamen sıfırlanıyor. Yani o kişiye siz 17 yaşında dökmüş, 25 yaşında tamamen durulmuş bir kişiyi 40 yaşında gördüğünüzde 40 yaşında siz bu serumu, tableti, şampuanı verdiyseniz adamın saçı çıkıyor ve kendinde kalıyor. Çünkü aktivasyon dönemi bitmiş. Bitmiş, evet. Peki 40 yaşında aktivasyon dönemi olanları nasıl anlıyoruz? Nasıl anlıyoruz? İşte çok önemli bir buluşumuz daha var. Bu da tıp kitaplarına geçmesi gereken bir bilgi. Saçınız ne kadar yağlanıyorsa o kadar şiddetli bir dökülme önünüzdedir.
ve yağlanma saçın dökülme döneminin aktif olduğunun işaretidir. Eyvah. Bu önemli bir bilgi. Bunu nasıl anladık? Saç köküyle saç yağ bezi komşu. Bu komşulukta bizim sürdüğümüz ne oluyor? Bırakalım onu. Şimdi şurada testosteron geldi. Saç köküne girerken aynı zamanda yağ bezine de giriyor. Evet. Ama çok ters bir ilişki var aralarında. Saçı döken hormon yağlanmayı artırıyor. Evet. Hani sivilce de yapıyor ya gençlerde. Evet, evet. Ne kadar bağlantılı. Yağlanmayı artırıyor. O halde diyoruz ki yağlanma ne kadar şiddetliyse o kadar ağır bir dökülme önümüzde. O halde yağlanmayı biz ne kadar baskılarsak o kadar şiddet, güzel bir yeni saç gelişimi önümüzde. Öylece son kuralımız da bu. Yağlanmayı durduran doz bizim dozumuzdur. Aktivasyonunuzun bitip bitmediğini tespit edecek belirti şudur. Parmağınız sürdüğünüzde yağlanmıyorsa yağlanmanız da bitmiştir, aktivasyonunuz da bitmiştir. O halde çıkan saçlar sizde kalır. Eğer aktivasyonu bitmemişse ne olacak? O kişilerde de saçı çıkartıyoruz. Sonra 3-4 ay kendi haline bırakabiliriz. Birdenbire dökülmez saçlar. Evet. Onların dökülme dönemine tekrar ulaşması ve saçın da seyrekliğin başlaması 3-5 ayı alır. O dönemde yeniden 2-3 aylık bir takviye. Böyle böyle o dönemi geçirtebiliyoruz. O zaman başlamanın belli bir yaşı yok. Ne zaman dökülme başlarsa... 75 yaşında rekor hastamız çok, var. Çok rahat, 80, çok rahatlatacağım. 84 yaşında bir hanımefendimiz var. Hocam, yaş sınırı yok. Süper. Evet. Peki benim tabii şunu da sormak istiyorum. Hani saç dökülmesi kadınlarda, erkeklerde zaten erkek... Menopozda kadında menopozda çok. Menopozda oluyor. Kesinlikle. Antropozda belki erkeklerde de oluyor. Belki daha önce 18-19 yaşında genetik olarak evet başlamış oluyor. Peki bazı hastalıklar sonrası yapılan tedavilerde işte kemoterapi gibi evet. ya da başka türlü saç dökülmeleri evet. sizi bölmemek adına o kadar keyifli anlatıyorsunuz şöyle. Ki ben arka arkaya lütfen sorumu sorayım evet, sizi hiç bölmeyelim. Bir de şu çok dikkatimi çekti. Mesela kaşlarda da bazen dökülmeler oluyor. Evet. Evet bunlar için de. Ben birinci sorunuzdan başlayayım. Lütfen. Kemoterapi alan hastalarda biz serumun kullanılmasında hiçbir sakınca görmüyoruz. Evet. Ama nihayetinde serum androgenetik alopesi için oluşturulmuş bir formül ve şeyde kemoterapide bir hücre baskılanması olduğu için saç dökülmesi var. Yani ilaçlara bağlı G0 fazında bekliyor orada. Hormona bağlı değil. İlaçlara bağlı G0 fazında bekliyor. O nedenle aslında orada etkili olacak olan şey tablet. Ama tabletimizin içerisindeki bitkisel ekstraklar ve elarjinin gibi esansiyel amino asitler yani dışarıdan alınacak amino asitler kanser yapısıyla nasıl etkileşir ona ben karar veremem. Herkes haddini bilmesi lazım. O zaman diyorum ki onkoloğunuza danışın. Evet. Hemen kısa toparlarsak hocam hani vereceğimiz mesaj şu olmalı herhalde. Bunun bir yaşı yok. Dökülme kesinlikle. Başladığında hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet. Uzun yıllar evet. geçmiş bile olsa bunun faydası var. Uyuyan saçlarımızın köklerini uyandırabiliyoruz. Evet, ama ikinci sorunuz kaş kirpikti. Kaşlar ve kirpikler. Şimdi saçımızın ömrü 2 ila 4 yıl. Evet. Dolayısıyla 2-4 yıl içerisinde hepsi dökülür, kendi tek tek dökülür ve yerine yenisi yapılır. Ama kaşın birdir. Kaşın ve kirpiğin ömrü 1 yıl. Muhteşemsiniz hocam. Dolayısıyla bu 1 yıl içerisinde onlar zaten dökülür. Ama döküle döküle eğer siz toksik maddelerle, boyalarla, manipülasyonlarla, silmelerle yerine yenini çıkaramıyorsanız kaş da seyrelir. Hocam sevgili hocam o kadar evet. çok soru var ki. Kaş kirpik serumu yaptı. Söz verin lütfen evet. bir başka programda yine detaylı devam kaş edelim. Kaş kirpik serumu da evet. şahane küsmüş şart. Kaşları, kirpikleri. Evet. Canlandı. Harikasınız hocam. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Şaşoğlu'na çok çok teşekkür. Olun, tekrar bekliyoruz detaylı evet, detaylı konuşuruz. İnşallah. Kısacık bir ara tekrar buradayız sevgili izleyiciler.